ödeme sistemleri suçları dediğimiz suçlardan bir tanesi phishing. Hani şu son dönemde çok karşınıza çıkıyordur. Özellikle Twitter'da, Facebook ve Instagram'da şu anda yayınlarını kaldırttık. Bankalarla alakalı, Facebook'la görüşerek. Twitter'la alakalı da uğraşıyoruz hala. Bankaların reklam aynısını yapıyorlar, aynı sayfayı yapıyorlar ama burada bankalarda şöyle bir şey yazıyorlar. İşte ilk 300 kişiye telefon, yok işte 1000 lira para ödülü. İnsanlardaki o kazanma duygusunu hissettirerek, bir şeyler vereceklerini vaat ederek bir şeyler alma işlemi yapıyorlar. Burada kendi bilgilerimizi, kendi isteğimizle giriyoruz. Bütün her şeyi söylüyoruz. Benden sonraki konuşmacımız bunları daha detaylı girecektir muhtemelen. O yüzden fazla şey yapmıyorum. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani sonucunda ne yapılıyor? Bulunuyor. Ama o süreçte insanlar mağdur oluyor. Bankalar sürekli bildirimde bulunuyor. Herhangi bir şekilde biz size e-postayla veya sosyal medya ortamından bir vaatte bulunmayız, bir şey istemeyiz diye. Ama vatandaşlarımız ne yazık ki işte kazanma hırsıyla bazı şeylere inanıyorlar ve bunları dolduruyorlar ve bütün paralarını başka insanlara kaptırabiliyorlar. Son dönemde geçen sene ve ondan önceki sene en fazla kurumlara ve şahıslara zarar veren ransomware dediğimiz fidyeci yazılım. Bu yazılım ne yazık ki genellikle muhasebe bölümlerine gelmekte. Yine aynı şekilde sosyal mühendislik yapılıyor. İnsanlara diyorlar ki işte telefon faturanız işte 1000 lira geldi. Normalde sizin telefon faturanız ortalama atıyorum 100 liradır. 1000 lirayı görünce hemen oradaki inceleme butonunu tıkladığınızda bilgisayarınıza virüsü indiriyorsunuz. Virüs bütün bilgilerinizi, verilerinizi hepsini şifreliyor, kendine çekiyor. Ve geri alabilmeniz için de size belirli bir sürede belirli bir Bitcoin hesabına para yatırmanızı söylüyor. Bundan sonra eğer parayı yatırırsanız veriyi alabilirsiniz diyor. Veriyi alabilen ben hatırlamıyorum. Şu ana kadar ben hatırlamıyorum. Yani parayı verip de kendi verilerini alan kimseyi hatırlamıyorum. Sadece burada güvenlik zafiyetleri. İnsanların güvenlik zafiyetleri çok fazla. Özellikle sunucuları yanlış yedekliyorlar. Yedekleme yapıyorlar. Aynı sunucuya, zararlı yazılımın olduğu sunucuya tekrardan bir yedek kuruyorlar. İki defa, üç defa bu suçun mağduru olabiliyor insanlar. Bunlar kendi kişisel bilgisayarlarımızda da oluyor. Çok fazla arkadaşımızın da başına geldi. Video, film izlemek için girdikleri internet sitelerinde filmi izleyebilmek için bir program indirilmesi isteniyor. O da tıkladığında bütün verileri gidiyor. Ondan sonra işte benim çocuğumun, bebeğimin fotoğrafları vardı. Kendi kişisel bilgilerim vardı. Bunların hepsi gitti, ne yapabiliriz diyorlar. Burada yine dediğimiz gibi dikkat etmemiz gerekiyor her şeye. Ayrıca kredi kartı bilgilerimiz. Yani burada bütün şahısların, vatandaşın kredi kartı bilgileri çalınıyor, satılıyor, ortamlar var. Bu nasıl yapılıyor? Yine aynı şekilde belirli verilerin alınması sonucu. Bu verileri nasıl topluyorlar? Bankamatiklerden. Mesela şu anki şeyde bankamatiklere şu sol tarafta gördüğünüz cihazları, bankamatikleri, düzenekleri takarak kullanılan kartların direktmen kopyasını alıyorlar ve daha sonra bunları isterlerse ATM'lerden, isterlerse internet üzerinden farklı farklı ortamlarda para çekim işlemi yapabiliyorlar. Burada da yine kendi güvenliğiniz açısından bankamatikleri kontrol etmeniz lazım. Özellikle benim nacizane tavsiyem çipli kredi kartı, çipli bankamatik kartı kullanmanızdır. Yani genellikle bu kart okuma ve kart kopyalama cihazları direktmen şifresiz, çipsiz olan bilgileri alıyor. İlerleyen şeyleri, üst versiyonları var. Ama şu anda ülkemizde kullanılanlar, bizim yakaladıklarımız genellikle sadece çipsiz olanlardan bilgi alanlar. Biraz önce de bahsedildi. Uygulamalar hani çoğumuzun belki telefonunda çocuğundan dolayı vardır veya kendi zevkinden dolayı vardır. İşte hani uygulamaları yüklüyoruz. Bunları alıyoruz. Hani verilerimizi biz başka tarafa gönderiyoruz. Ben şu an polis olarak burada herhangi bir kimseden desem ki şu saatte nereye gittin, neredeydin, ne yaptın, şurada fotoğraf çekindin mi desem kimse bana bunu vermez. Kesinlikle ve kesinlikle vermez. Bana bir mahkeme kararı, bir savcılık talimatı veya başka bir şey ister. Ama burada mesela Shazam'la
açıyoruz. Bu müzik kimin diye yaptığımızda ortamın tamamen dinlenmesini sağlıyoruz. Şu anda da mesela aktif olarak dinliyordur belki de telefonlarımızda. Diğerleri de aynı şekilde. Yani kamu görevlisi kamu görevini yapmak için bir şeyler istediğinde bazı şeylere takılırken biz toplum olarak bütün her şeyimizi başka yerlere, başka serverlara, başka kişilere veriyoruz bilmeden, bilinçsiz olarak. Bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda tabii biz de kullanıyoruz, karşı taraf da kullanıyor. Belçika'da yapılmış bir deneme insanlar üzerinde. Görmüşsünüzdür belki. Size biraz önce söylediklerimin kısa bir görüntülü özeti. Hayatımızda olan şeyler. Biz bunu şüphelileri yakalamak için kullanıyoruz. Şüpheliler de bizlere sosyal mühendislik olarak kullanıyor. Bizden bilgileri almak için kullanıyor. İki taraflı bir savaş halindeyiz. Ne kadar az veri vatandaşlarımız paylaşırsa, kendi mahremlerinde tutarlarsa o kadar çok mağdur olma olasılığı düşecektir. Yani burada bu kanunların çıkması çok önemli. Gerçekten de bizim açımızdan da önemli. Geçen sene kuruma gelerek kurumla görüşmeler yapmıştık, toplantı yapmıştık. Yine uluslararası bilgi paylaşımıyla alakalı 51. maddeye takılıyorduk. Sağ olsunlar bizim muaf olduğumuzu belirtir bir yazı yazdılar. Ondan dolayı da artık uluslararası bilgi paylaşımlarında bazı konularda rahat bir şekilde iş ve işleyişi yapabiliyoruz.